이렇게 해버려 진수 몰라서 해버려 드리고 Madde bağımlılığı derken biz her fırsatta bunu ortaya koymaya çalışıyoruz. Sadece uyuşturucu anlaşılmamalı. Madde bağımlılığı sigara, alkol ve benzeri şeyler de olabilir. Ama söylediğiniz tarzda genellikle toplumda madde bağımlılığı denildiği zaman işte bonzai, eroin, uyuşturucu bunların onlarca çeşidi piyasada mevcuttur. Ve maalesef her geçen gün madde bağımlılığı konusunda Türkiye'de bir artış olduğunu görüyoruz. Yani şu an yapılan tahminlere göre, tahminimi bir rakam söylüyorum. Türkiye'de uyuşturucu bağımlısı, madde bağımlısı 500 bine yakın genç olduğu söylenmektedir. Madde bağımlılığın önlenmesi meselesi sadece Mardin'in meselesi değil, sadece Türkiye'nin meselesi değil, bugün dünyanın önemli bir sorunu haline gelmiştir. Ve bu sorundan nemalanan maalesef büyük devletler var, çok uluslu şirketler var, hatta terör örgütleri bile bundan nemalanmaktadır. Madde bağımlısı olan gençler hiçbir zaman devlete başvurmak istemiyor. Biz 5-6 yıldan beri Mardin'de Yeşilay Teşkilatı'nı kurduk. Kurtulmak isteyen gençlerimiz bize başvuruda bulunuyor. Biz de onlara bir katkı sağlamaya çalışıyoruz. Özellikle şu an 7 gün 24 saat faaliyette bulunan bizim Yeşilay danışma hattımız vardır. Sanırım bu çok büyük bir fayda sağlamıştır. Cezalarda gereken indirimden çok artırıcı bir yola gidilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bazı ülkelerde de malumunuz yani uyuşturucu özellikle üreticilerine idam cezası verildiğini biliyoruz. Ama Türkiye'de maalesef bu alanda çok büyük bir suç olmasına rağmen ciddi anlamda cezalar caydırıcı değildir. O nedenle yani fazla önlenebileceği söylenemez. Bile bile tekrar etmesi halinde. Yani dünyada en çok yaygın olanı sigara, ondan sonra alkol ve uyuşturucu bağımlılığı gelmektedir. Neden gençlerimiz böyle bir yola tevessül ediyor? Yani kanaatimizce bunlardan bir tanesi işte mevcut problemlerini dağıtma, efkar dağıtma, onları unutma ve hatırlamama isteğiyle ortaya çıkmaktadır. Ama biz kesinlikle her zaman şunu söylüyoruz. Bağımlılıklar hiçbir zaman problem çözmüyor. Tam aksine problemleri artırıcı özelliklere sahiptir. Ama maalesef bu konuda bağımlılarımız, eski ifadeyle müptela olan gençlerimiz çareyi orada arıyorlar. Eğer Türkiye'de mevcut bağımlıların tamamı müracaat ederse tedavi için şu an Türkiye'de mevcut tedavi merkezleri bu müracaatların ancak %10'una cevap verebilecek bir durumdadır. Kaldı ki bu %10'u bile müracaat etmiyor. Bu da ayrı bir garabet. Türkiye'de de dünyada da tedavi merkezleri her geçen gün daha çok artış göstermektedir. Fakat tabii bunun yolu bizim kanaatimize göre tedavi merkezlerini artırmaktan çok o bataklığı kurutabilmek. Yani bu iş polis baskınlarıyla olmuyor. Biz bunu yıllarca denendiği gerek dünyada gerek Türkiye'de denendiği hatta bazı ülkelerde yanılmıyorsam Hollanda mı Danimarka mı kesin hatırlamıyorum bir küçük bir Avrupa ülkesinde uyuşturucu bağımlılığını kontrol altına alabilmek için serbest bırakmıştır. Hatta geçen gün bir gazetelerde bir haber daha okudum. İran'da ilginç bir uygulama başlatılmış. Madde bağımlılığına müptela olanlar, hasta olanlar
devletten o istediği uyuşturucu miktarını alabiliyor. Yani devlet kontrolünde artık devlet onları uyutacak. İlk defa dünyada böyle bir uygulama başladı. Kaldı ki orada da çok ağır cezalar olduğunu biliyoruz ama yine de bunun önünü bir türlü alamıyor. Zararlı alışkanlıklar bugün her tarafımızı sarmış vaziyette. Dünyanın bir sorunu haline gelmiş vaziyette. Bağımlılıklar bir zihin problemi haline gelmiştir. Bir hastalık halini almıştır. Ama maalesef bu konuda yeterli duyarlılığı ne devletten ne de vatandaştan göremiyoruz. Bu kaldı ki devletin bu tür konularla ilgili olarak anayasal bir görevi vardır. Anayasanın kendisine vermiş olduğu bir görev vardır. Ama aynı zamanda anayasa vatandaşa da bir görev yüklemektedir. Ama maalesef bakıyoruz zararlı alışkanlıklarla Yeşilay Cemiyeti olarak mücadele ederken bakıyoruz ki devlet bazen teşvik ediyor, bazen bir hastalık olarak görmüyor, bazen de görmemezlikten geliyor. Okul çevrelerinde bakıyoruz ki sigara, uyuşturucu rahatlıkla kullanılabiliyor, satılabiliyor. Bile bile tekrar etmesi halidir. Yani... Lütfen özellikle gençlerimize seslenmek istiyorum. Bu bağımlılıklar ilk adım ve ilk tadım ile başlar. Sakın bunlara yaklaşılmasın. Bir sefer ayağa kaydı mı ondan sonra kendi yakasını kurtarması çok zor görünüyor. Bu nedenle bağımlılıklarda en iyi yol hiç başlamamaktır. Belki basit bir cümle ama pek başka bir çare de görünmüyor.